Tamam. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar karşınızdayız sevgili izleyiciler. Tabii tartışmamızın harareti reklam arasında da devam etti. Çay molası verdik ama çayı da bir türlü içemedik. Baykan abi özellikle bize kızdı, diyor ki iki aslan beni araya aldınız diyor. Tabii biz değil yani, biz doğruları gerçekleri söylemeye çalıştık. Ne olursa olsun biz doğruları söylemeye devam edeceğiz Baykan abi. Bundan vazgeçmeyeceğiz. Hemen ilk soruyla başlıyorum abi. Kağıt'ta Spring Spor Kulübü'nün başkanı Sayın Musa Yıldırım istifa etti biliyorsunuz. Bu ekranlarda geldi, bize konuk oldu ve istifa etti. Şu anda Kağıt'ta Spring Spor Kulübü boşta, bu cumartesi günü de kongresi var. Yanılmıyorsam tek bir aday var şu an ama perde arkasında bir aday daha da görünüyor. Bunların bir tanesi Gökhan Aktaş, diğeri de herhalde Erkan Kutlu yanılmıyorsam. Bu konu hakkında ne demek istersiniz? Şimdi Kağıt'ta Spor'la ilgili ben önce Musa Yıldırım Başkan'ı tebrik ediyorum. Yani 3 sene önce amatörden alıp 3. lige çıkardığı, evet, bir ilçe takımıydı. Kağıt'ta ilçe olduğundan beri bugüne kadar sporla bu kadar içli dışlı olmamıştı. Ben Musa Başkan'ı zamanında şöyle bir cümle kullanmıştım. Şimdi spor senin önünü açıyor ama süreç senin önünü kapatacak. İlk seneki yönetim kurulu üyesi Kağıt'ta'dan hepsi birbirinden kendine göre değerli insanlardı. Evet. Hepsi birbirinde benim diyen insanlardı. İlk seneki başarıdan sonra hepsinin o biraz önceki işte AK Parti'deki kaset olayları, şantaj olaylarının aynısı Kağıt'ta Spor'un yönetimde olmaya başladı. Evet. Alan farklı, söylem farklı ama sonuçta hepsi şahsi hesaplaşmanın nedenine gittiler. İşte Musa Yıldırım'ın siyaset düşündüğü, belediye başkanlığı düşündüğü, AK Parti ilçe başkanlığı düşündüğü veya milletvekili düşündüğü için sporu bir araç olarak kullandığı, evet, amaç olarak kullandığı, bu parayı bunun için verdiğini, başta Kağıt'ta belediye başkanı olmak üzere siyasetçilerin hepsinin kendisine yardımcı olmadığını, Kağıt'ta Spor'a bir tesis verilmediğini, bunu beyan ettiği için söylüyorum. Evet. Ve geçen sene bu kutuplaşma ve gruplaşmadan Kağıt'ta Spor 3. Lig'den Bal Ligi'ne düştü. Evet. Bu doğru mu? Değildi. Kağıt'ta Spor bu kadar emek verilmişti. Kağıt'ta'daki gençler, binlerce genç maça gidiyordu. O konuda ben özellikle Musa Yıldırım'a teşekkür ediyorum. Bu konuda belediyenin, Kağıt'ta'daki siyasilerin çok destek verilmediği söyleniyordu. Bununla ilgili de bildiğim kadarıyla basına yansıyan AK Parti ilçe başkanı Bedir Yenen'in 200 bin lira civarı bir kalemde geçen sene para ödediği söylenilmişti. Onun dışında çok büyük bir destek verilen yoktu. Şimdi Musa Yıldırım gibi bu kadar emek verip amatörden takımı buraya getiren Musa Yıldırım'dan sonra bu takımı bana göre başta Ahmet Aydın Kahtalı, Sayın Ahmet Aydın'ın önceliğinde bir ekibin kurulması gerekiyor. Yoksa Erkan Kutlu dediniz. Erkan Kutlu bana göre daha 20 küsur yaşında da, evet, bir genç çocuk. Arkadaşımız, evet. Yani bir genç arkadaştan, bir çocuk yaştaki olan bir insandan siz kulüp başkanı ve Kağıt'ta gibi Adıyaman'a yön veren, Adıyaman'ın, evet, sahibi durumunda olan bir Kağıt'taki tüm Kağıt'talılara hakaret edersiniz. Niye hakaret edersiniz? Çünkü Musa Yıldırım eğer Erkan Kutlu'yu başkan yapacaksa bu Sait Aybağ'ın Kağıt'ta Adıyaman Spor'a geçen sene kızdığında şeyi başkan yapmıştı. Evet. Bizim Türkiye'deki kadın başkan diyorlardı. Cevher Hanım. Dila Hanım'ı başkan yapmıştı ama orada ince bir detay vardı. Dila Cevher hiçbir zaman başkan olmadı. Hı hı. Çünkü Sait Aybağ kulüpten istifa etmedi. Dila başkanı formalite insanların önüne attı. Sizin, evet, muhatabınız budur dedi. Evet. Sonra sadece adı yolsuzluklarla anılan, menajerlikle anılan, aldığı komisyonlarla insanların gözünün önünde olan Alper denilen bir şahsı getirdi. Hı hı. Adıyaman'a yapabileceği en büyük hakareti yaptı. Evet. Şimdi Musa Hoca eğer bu kulübü dünkü çocuklara bırakmayı düşünüyorsa bana göre Kağıt'ta'nın yaptığı yanlışlara hesaplaşmasını, Kağıt'ta'nın sahibiyim diyenlerin hepsinin düştüğü aciz durumu, evet, Erkan Kutlu gibi bir çocukla alın, muhatabınız budur, seviyeniz budur, seviyenizin muhatabı budur, ben, evet, değilim diyerek bana göre Kağıt'ta'da yaşayan 100 bin insana seviyelerinin ve hadlerinin ne olduğunu öğretmek istiyor. Erkan Kutlu kulüp başkanlığı yapabilir mi? Bana göre yapamaz. Babasını iyi tanırım. Evet. Sonuçta onun da bir tarafta gazetecilik yönü var. Kendine göre daha ticareti bile bilmeyen, evet, daha babanın yanında
yaşayan birini siz Kahta gibi bir yere, bir kulüp başkanlığına layık görürseniz, bu bana göre Kahtalılara yapılabilecek en büyük hakarettir. Sayın Başkanım, yanılmıyorsam ya Erkan Koklu değil de Musa Hocamız öyle bir şey ona yapılmaz. Asla ben tanıdım Musa Hoca öyle bir şey yapmaz. Ama Turan Yıldırım'ın ismi geçiyor AK Parti ilçe teşkilatındaki, şu an yönetimdeki arkadaşımız. Dün akşam da onun evinde bir yemek düzenlendi. Hatta ben şunu yazmıştım sosyal medya hesabımda. İşte büyük karar verilecek diye. Tahminimce Turan Yıldırım olur. Ya Erkan Koklu, çünkü yaş gereği çok küçük, çok daha pişmesi lazım, daha ilerisini görmesi lazım. Bence de uygun değil. Musa Hoca böyle bir hataya düşeceğini sanmıyorum. Orada ama Musa Hoca ben bırakıyorum dedikten sonra Musa Hoca beni bağlamaz der, çıkar işin içerisinden. Üyelerden biri de ben adayım der. Evet. Onlar da kendilerine göre Musa Hoca'ya kendilerini yakın hissediyorlarsa ve adayım dediğinde, Musa Hoca da bırakıyorum dediğinde, aday olan kişiye Musa Hoca nezaket çerçevesinde kulübü teslim etmek zorundadır. Şimdi Erkan Koklu yarın çıktı, ben adayım dedi. Musa Hoca ben sana vermiyorum derse Musa Hoca kendisiyle çelişir. Şimdi Erkan Kutlu'nun ismini de 2-3 ay önce Kahta AK Parti ilçe başkanının görevden alınacağını, yerine de Erkan Kutlu'nun atanması için görüşmeler yapıldığı söylenilmişti. Evet. Şimdi Erkan Kutlu eğer bu memlekette ilçe başkanlığı yapacaksa, bu memlekette Kahta Spor Kulüp Başkanlığı yapacaksa, Kahta'daki şu andaki belediye başkanı Yusuf Turanlı başta olmak üzere Kahta'nın siyasetine yön verdiğini iddia eden tüm aileler adına söylüyorum. O zaman hepsinin siyasetten çekilmesi gerektiğini, gençlerin önünü açmaları gerektiğine inanıyorum. Yani eğer bir bu arkadaşımız ilçe başkanlığı için adı geçiyorsa, Kahta Spor adı ismi geçiyorsa, bana göre Kahta'nın şu anda, yani Musa Hoca Gerger'de okul müdürlüğü yaptı. Ben oradan tanırım Musa Hoca'yı. Musa Hoca çok zeki biridir. Evet. Yani kendisine yapılan yanlışın karşılığında Kahta'nın bu siyasetçilere seviye olarak Erkan Kutlu gibi bir seviyeyi önüne koyuyorsa, ben o konuda kendisini takdir ediyorum. Şunu mu yapmak eğer istiyorum? Bu zekayla yapmışsa, ben bir gazeteci olarak açık yüreklilikle kendisini tebrik ediyorum. Ve bu konuda da hakikaten yapabileceği en iyi seviye noktasında verdiği cevaptır derim. Ya şunu mu yapmak istiyor? Siyasilere diyor ki evet, muhatabınız bu, denginiz bu mu demek istiyor? Evet, aynen onu diyor. Eğer Erkan Kutlu başkanı ismi geçmesi bile yeterlidir. Evet. Yani Kahta AK Parti ilçe başkanlığında Bedir Yeni geçmişi var bana göre, yani bugün değil, yıllardır ticaret yapan iş adamı sıfatında. Siyasetini severiz sevmeyiz, o ayrı. Eleştiremiyor, muhalefet yapıyor yapamıyor, o ayrı. Şimdi yönetiminde 20 küsür tane yönetim kurulu arkadaşı var, başkan yardımcıları var. Hepsi Kahta'nın sahipleri durumunda. Evet. Eğer şimdi bu kadar insanın yönetiminde olmuşsa, eğer bir ilçe başkanı da siyaset düşündüğü için istifa ettiğinde yerine gelecek isim Ankara'da, mecliste bu isim geçiyorsa, bana göre hem yönetimindeki arkadaşlara hem Kahta'ya yapılabilecek, söyleyebilecek en iyi cevaptır. Yani o konuda da ben Musa Hoca'yı yakından tanıdığım için Gerger'den bilirim. Yani tebrik ediyorum bu kadar zeki bir şekilde bu söylemi söylettirebildiği için, eğer öyleyse. Şimdi Musa Hoca'nın zekasına ve bilgi ve becerisine ben hayranım. Onun cesaretine de hayranım. Musa Hoca'nın memlekette kötü bir şey edeceğini sanmıyorum değerli başkanım. Özellikle şunu söyleyeyim, yani kim yazmış bize, birkaç mesaj var, hemen size okuyayım onu da. Olur. Bize Emre Ayaz yazmış, genç iş insanlarımızdan. Evet, o da diyor ki ben Erkan'ı yetersiz buluyorum Kahta Spor Kulübü için diyor. Ayrıca diyor bunu zamanında diyor AK Parti ilçe teşkilatı teşkilat başkanı için de empoze etmeye çalıştılar. Kamuoyu oluşturmaya çalıştılar. Burada da yetersiz diyor. Çünkü yaşı da 20-22 yaşlarında bir genç arkadaşımız. Orada da yeterli değil diyor. İyi yayınlar dilerim diyor. Ankara'dan ben Tolga diyor. Ağaçlı Ankara'da diyor. Kanada'dan bir mesajımız var, onu hemen okuyayım. Kanada'dan size selam söylemiş. Diyor ki özellikle İbrahim Bey programlarınızda daimi olsa iyi olur diyor. Cesaretinde dolayı tebrik ediyor sizi. Kanada'dan gönderen arkadaşımız. Bir başka arkadaş yine İstanbul'dan yazmış. Sizi zevkle izliyorum. İbrahim Başkan'a devamlı ekranlarda görmek isteriz. Bu da aynı şekilde bir mesaj. Milletvekili aday olarak görmek isteriz demiş kendisi. İsmini yaz demişim. Şunu demiş. Gergerli yazın yeter demiş. Bilginiz olsun. Sayın Başkanım. Evet, bu konuda siz ne demek istersiniz Başkanım? Burada hemen bir cümle söyleyeyim. Buyur. Başında olduğum kurumlar, siyaset üstü kurumlar olduğu için şahsım adına siyaset düşünmüyorum. Onu belirteyim.
Bugün burada bu programa katılmamın nedeni geçen hafta Adıyaman'da bulunan evet. Türk Dünyası Federasyonu Genel Başkanı yönetiminde bulunduğum Küresel Gazeteciler Konseyi'nde ben Adıyaman'ın evet. temsilcisiyim. 30 tane cemiyet başkanı arkadaşım vardı. Biz onlarla beraber burada bu Adıyaman'da bir etkinlik yaptık. Evet. Ben o etkinlik süreciyle ilgili başta Sayın Adıyaman Valimiz Mahmut Çulhader Bey'e, Adıyaman Belediye Başkanımız Sayın Doktor Süleyman Kılıç'a, Adıyaman'daki STK başkanlarına, başta TEPO Bölge Müdürümüz Hikmet Kızıltepe ve TEPO'nun müdürümüz, tesisler müdürü Abdurrahman Şahin'e evet. ayrıca teşekkür ediyorum. Nedeni gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırladıkları için, evet. Adıyaman'a yakışır bir şekilde ağırlandığı için, bu konuda giden tüm misafirlerimiz Adıyaman adına, Sayın Valimiz başta olmak üzere belediye başkanımıza ve bizlerle beraber 4 gün boyunca olan tüm arkadaşlara evet. teşekkür ettiler. Bu Adıyaman'ın ev sahipliği, huzurun başkenti olarak bilinen Adıyaman'ın diğer yüzü. Ama biz bu yüzü diğer boyutlara taşıyamıyoruz. İşte biraz önce Baykan abiyle de konuştuğumuz, tartıştığımız konu buydu. Yani biz bu etkinliği yaptığımızda nedeni şu, geçen hafta bir internet yasası çıkarıldı. Evet. Bu internet yasasında şöyle bir sıkıntı var, hapis cezası getiriliyor, 1-3 yıl arası. Şimdi bunun yanında internet sitelerine resmi ilan verilecek. 2 sene önce Türkiye'de 1200 civarı resmi ilan alan gazete varken şu anda 600 civarına indi. Türkiye'de 81 ilin 36 ilinde uydu televizyonu var. 45 ilinde televizyon yok. Evet. Bugün 45 ilinde televizyon olmaması demek o İzmir gibi, Bolu gibi, Denizli gibi illerde evet. televizyonlar kapandı. Diyarbakır'dan sonra Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da evet. Ağrı'ya kadar, Hakkari'ye kadar televizyon yok. Bugün Niğde'de, Nevşehir'de televizyon yok. Nedeni? Maliyetlerin artması. Örneğin biz aylık dolar kuruna endeksli evet. alıyoruz. Bugün Ekonomi ve Hazine Bakanı çıktı. Diyor ki biz bu BDK'nın aldığımız yasayla ilgili nedeni şu, insanların dolarla iş yapmamasını istiyoruz, TL'ye dönsünler. Ama devlet olarak TÜRSAT bizden dolar kurunu her ay arttıkça ona göre sabitleyerek dolar olarak parasını alıyor. Eğer kendileriyle çelişiyorlarsa, benim biraz önce demek istediğim buydu Bayfan Bey. Biz televizyon olarak, televizyoncular olarak, gazeteciler olarak kendi hakkımızı savunamayacak kadar acizsek biz bu memleketin hakkını savunamayız. Bu acı ama gerçek. Şimdi biz dolarla ödeme yapıyoruz ama devletin Maliye Bakanı çıkacak, Hazine Bakanı diyecek ki dolarla iş yapmayın. O zaman kendileriyle çelişiyorlar. Şimdi biz bunu iktidarın milletvekillerine, iktidarın il başkanına, iktidarın siyasetçilerine sormadığımız sürece bunlar bunun böyle olduğunu belki bilmeyecekler. Niye? Çünkü alanları değil. Çünkü kendileri her ay o televizyonun uydu parasını dolarla ödemiyorlar. Çünkü aldıkları ekmeği dolarla ödemiyorlar. Biz şu anda dolar kuruyla ödüyoruz. Ve Türkiye'de 35 ilde televizyon var, 46 ilde televizyon yok. Gazeteler diyorsunuz. Gazeteler resmi ilanla ayakta. Yarın basın ilan kurumuna bir yetki veriliyor. Diyor ki %50 icra ilanlarının istediği internet sitelerine verilmesi. Bu ne demek? İstemedikleri, kendilerine çok yer verilmediğini iddia ediyorlar ama bakıldığında daha çok sadece muhalefete yer verilmemesi söyleniliyor. Şimdi bugün muhalefet olmazsa iktidarlar olmaz. Muhalefet olmazsa ülkede adalet olmaz, hukuk olmaz. Çünkü sorgulanması gerekiyor ki yanlışlar düzeltilsin. Biz bugün kendi yanlışlarımızı düzeltemeyecek kadar acizsek, kendi haklarımızı savunamayacak kadar korkaksak, o zaman bizim bu memlekette bu işi yapmamamız gerekiyor. Yani bu konuda size katılıyorum Sayın Başkanım. Özellikle şu an bir mesaj var, o çok önemli, okumam lazım. Ankara'dan bir avukat arkadaş göndermiş. İbrahim Bey diyor, size tebrik ediyorum diyor. Ankara'dan bir avukat arkadaşımız. Buyurun. Evet, Ankara'dan da dayında selam var. Ben de onu söyleyeyim. Ellerinden şimdi tabii ben televizyonun ayakta durması ile ilgili İbrahim Başkan'a katılıyorum. Evet. Bize zaman zaman dışarıdan soranlar oluyor. Diyor ki işte ses gitti, ekran böyle oldu, şöyle oldu evet. diye soruyorlar. Size de soruyorlardır. Muhakkak. Evet. Olabiliyor. Bazen işte elde olmayan nedenlerden dolayı televizyonda bazı ses gitmeleri oluyor. Ama şimdi bak rejideki arkadaşımız bize kızıyordu ki ses sıkıntımız yok diyor. Yani o şu anda olmadığı için öyle söylüyor. Evet. Biz dışarıda bazen karşılaştığımız olayları söylüyoruz.
bir televizyonun ayakta durmasını İbrahim Başkan çok anlattı. Çok zor, evet. Gerçekten kolay değil. Diyorum ya şimdi başta. Şimdi herkes televizyon seyrediyor. 40 tereden şey getirip ayakta durduruyor. Basını eleştirmiyor zaten. Basını evet. Eleştirirler. Evet. Özellikle basından her şeyi öğreniyorlar. Evet. Yani televizyondan öğreniyorlar. Ondan sonra gelip basın mensuplarını, evet, televizyoncuları, gazetecileri eleştiriyorlar. Evet. Yok efendim işte bazılarına tırşı ki basın diyorlar, bilmem ne diyorlar. Evet. 50 TL satıldı diyorlar falan sanki. Evet, evet, evet. Yani bu tür şeylerle de karşılaşıyoruz. Evet. Bu da yazık yani. Bu memlekette basınla uğraşan arkadaşlarımıza bu şekilde yakıştırmalar yazık, günah. Bir televizyonun ayakta durmasını anlattı İbrahim Başkan. Gerçekten kolay değil. Ondan bize de bazı yükler düşüyor. Özellikle reklam konusunda. Evet. Yani reklam abi, konusunda. Ben bir şey söyleyeceğim bu konuda. Hani demin gazetecileri tarif ettiniz ya. Ben bunu hayatımın her bölümünde söyledim. Yani gazeteci dediğin insan şerefiyle, onuruyla dik durmalı. Bence. Muhakkak. Bence. Kendini bir dürüme satmamalı. 50 liraya satmamalı. 100 liraya satmamalı. Yani ben hep diyorum, eğer gazetecilik mesleğini çıkar için, geçimi için, zengin olmak için yapacaksanız yapmayın. Yani bu yerel basın için söylüyorum. Adam bir internet sitesi var. Diyor ki ya 200 lira vermezsen bunu yayınlamam diyor. Ben o arkadaşlar hep diyorum ya arkadaş bu işi yapmak zorunda değilsin. Yani burada para kazanayım da ne olursa olsun. Şimdi bunu bu şekilde baktığın zaman her gün ayrı bir tarafa çekilirsin. Çünkü 200 lira veren adama doğru gideceksin. Veya dürümü sana uzatan adama doğru elini uzatacaksın. Bunu yapacağını yapma abi. Ne yap? Git al bir tablanı, domates sat, hıyar sat, bir şeyler sat ama evet, kendini satma, onurunu satma, şerefini satma abi. Yani bu kadar basit değil mi? Hatırlıyorum, size hatırlıyorum. Evet. Yani özellikle çalışan gazetecinin de ekonomik özgürlüğü olmalı. Muhakkak, muhakkak. Yani onun da geçindirdiği bir ev vardır, bir sigortasının olması gerekiyor. Özellikle mesaisini bu işe veren adamlar için geçerli. Şimdi diyelim biz hobi olarak yapıyoruz ama evet, fayda sağlamaya çalışıyoruz. Evet. Tabii İbrahim Aslan belki zoruna giderim. Ne alakası var diyebilir. Evet. Bu şekilde sezlenişte bulunanlar var. Evet. Bu televizyon için değil. Yani televizyonda imkanların kıt olduğunu, imkanların zor olduğunu görüyoruz. Bu konuda ben kendilerine katılıyorum. Evet. Tabii programınızda da ilk defa sizin de programınıza konuk oldum. Evet. Güzel oldu. Ya, güzel oldu. Ben kendimi burada buldum. Gelen mesajlar diyor ki yani sen orada Fransız kaldın. Fransız kaldın. İngiliz kaldın diyor. Yok abi sen çok şimdi, iyisin abi. Yok sıkıntı yok. Evet. Yok sen onlara bakma abi çok iyisin. Şimdi İbrahim Aslan'a bir program yapmıştık burada. Evet. Tabii biz soru sorunca patron olunca bazen olur biraz, böyle işte. Ben, ya işte ben de program yapan adam nasıl bana bu soruyu sorar gibi havalara girerse bize soru soramayız. Abi buraya oturduğu zaman bizim patronumuz değil. Şimdi yani değil orada. Değil. Orada araya giriyor. İnşallah bundan sonra biz İbrahim Aslan'la ayda bir kere bir program yapacağız. Yapacağız. Ama muhakkak, siyasete muhakkak konuşacağız. Tabii ki. Tabii, tabii ki. Buyurun. Evet. Şimdi ben o zaman şöyle bir şey söyleyeyim Baykan abiye. Biz Baykan abiyle program yaptığımızda Baykan abi öz eleştiri yapacağım. Konuya girdin diye söyleyeceğim. Şimdi fazla da açılmayalım. Yok yok. Tek bir cümleyle özettim. Baykan abiye bir soru geldi. Evet. Şimdi telefonun önünde. Şimdi benim önümde de telefon oluyor. Şimdi tabii Baykan abi bu işlerde biraz nasıl diyeyim artık çok dikkat etmediğinden dolayı soru geldi. Baykan abi kafasını bana kaldırdı. Dedi ki başkan dedi ben o zaman bir örnek verdim. Dedim ki bu memleketin kalkınması için devlet temalisi bu memleketin tüm seçilmişlerini, 5 milletvekilini, belediye başkanını, ilçe belediye başkanlarını alıp toplantı yaptığında, sorunları gündeme getirdiğinde bu memleketin sorunları dile getirilir, sıkıntıları giderilir dedim. Şimdi yine söylüyorum, bugün koordinasyon toplantısı yapılıyorsa, koordinasyon toplantısında iktidar partisinin il başkanının olması, muhalefet partilerinin olmaması etik ve doğru değildir. Bunu diyeceğim, Mehmet Dağtekin hocam haklı olarak diyecek ki ya niye ben eleştiriyorsun? Ben eleştirmiyorum. Ben bildiğim doğrudan hiç şaşmadım, şaşmam. Baykan abinin önüne soru geldi. Baykan abi telefona şöyle baktı, tam karşılıklı oturuyoruz. Kafayı kaldırdı, dedi ki başkanım dedi siz şimdi şunu mu demek istediniz? Özel idarenin köy sorunları ile ilgili yaptığı toplantıya muhalefet milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin de çağrılmasını mı demek istiyorsunuz? Sen yine bizi ateş attın başkanım. Şimdi Abdurrahman Tutdere Adıyaman milletvekili, Abdurrahman Tutdere Özel İdare Genel Sekreterinin köy sorunları ile ilgili yaptığı bir toplantıya davet edilemez. Abdurrahman Tutdere Adıyaman valisinin
yapacağı toplantıya davet edilir. Vali Bey'in dışında hiçbir toplantıya davet edilemez. Edilememesinin nedeni bir ilin başı bellidir, validir. Özel İdare Genel Sekreteri, kaymakamlar, vali yardımcıları, kurum müdürler hepsi Vali Bey'e bağlıdır. Evet. Ben bunu derken size gelen soruya istinaden siz bana bu soruyu sordunuz. Ben de güldüm. Program bitti. Dedim ya Baykan abi dedim. Sana o mesajı atan kim onu söyle dedim. Dostumu düşmanımı bileyim dedim. Çünkü o sorudaki detay şuydu. Ben Özel İdare Genel Sekreteri ile ilgili olumlu ve olumsuz bir yorum yapmamı bekledim. Oradaki yapacağım bir yorum devletin valisinin muhatabıdır. Çünkü Özel İdare Genel Sekreteri bu konuda muhatabımız değildir dedim. Ondan sonra eleştirim oydu. Şimdi ikinci bir cümle, siz yani gazetecisiniz. Siz o round'u mu aldınız benden? Bir dakika, ben round almadım. Siz dediniz, ben cevap veriyorum. Şimdi siz gazetecisiniz. Şimdi gazeteci eleştirir. Gazeteci hakaret etmediği sürece, bel altına inmediği sürece gerçeklerle yüzleşecektir. Bu arada ben yayın odasındaki arkadaşlarımdan bir şey rica edeyim. Besni ile ilgili bir görüntü vardı. Eğer müsaitlerse, onu yayına alabilirlerse ben bununla ilgili sana size bir gazetecilik örneği vereceğim. Ders alalım Baykan abi. Ders değil. Haddimi bilirim. Hadsizlik yapma. Estağfurullah abi. Sezai, şimdi ben ama dur, bana bir söz hakkı çıktı. Ben devam edecektim. Sami Özel İdare Genel Sekreteri Sami Bey benim sevdiğim. Ben yayın odasından ben bir görüntü var. O tamam, görüntü bir girsin. Sezai'den rica ediyoruz. Evet. Şimdi geçen sene Besni'nin ana damarı olan Besni'ki Adıyaman bölgesinin en modern, insanlarının okuma oranının %99 olduğu, eğitim olarak iş adamlarının en büyük eğitim olarak şey yaptığı, hem yatırım yaptığı, okullar vesaire yapıldı ilçemiz, tek ilçemiz diyeyim. Evet. Şimdi geçen pazar günü evet. Ben Türkiye'den 81 ilinin değişik illerinden gelen 30 tane cemiyet başkanını, su gözü sanki burası, iki genel başkan yardımcımı Besni'nin su gözüne götürdüm. Evet. Ve bize eşlik eden AK Parti ilçe başkanıydı. Besni'deki Güncel Gazetesi'nin sahibi cemiyetin başkan yardımcısıydı. Evet. Biz su gözüne gittik. Bir sene önce Sayın Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'la biz burada yemek yedik. İsim veriyorum. Evet. Belediye başkanı da vardı, ilçe başkanı da vardı, genel meclis üyeleri de vardı. Ve yeni yapılıyordu. Eğer bir senede burası, Besni Belediyesi'nin tabelası var orada alkol alınmaz diye ki sorumluluğun Besni Belediyesi'nde olduğu bilinsin diye. Eğer bir senede Besni gibi bir yerde, su gözü gibi bir yerde insanların %80'inin hafta içi veya hafta sonu ziyaret ettiği yer çöplüğe dönmüşse, tuvaleti kapalıysa, her tarafı bok götürüyorsa basın tabiriyle ve biz bunları konuşamıyorsak biz o zaman kendimizi sorgulayacağız. Şimdi ben soru sorma veya sormama gibi bir lükse sahip değilim. Sadece dedim ki Baykan abi, sana gelen mesajla sen sorduğum sorunun cevabını vermedin dedim. Bana istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Niye? Ben Adıyaman'da gazeteci cemiyet başkanıyım. Ben Mercan TV'nin yönetim kurulundayım. Kabul ve ben kendim program başında dedim ki biz tarafsız ve objektif değiliz. Niye değiliz? Biz gerçekleri söylediğimizde ya RTÜK'ten denetleneceğiz ya basın ilan kurumunda gazeteler denetleniyor dedim. Ya da canları sıkılınca maliyeci de gönderir ya da gecenin bir yarısında size emniyetten operasyon da yapılır ki Türkiye'de yapılıyor. Bize de zamanında yapıldı ve yapılır. Bunları konuşmak zorundayız. Bu memleket için konuşmak zorundayız. Ben misafirlerimle, ben Besni gibi bir yere gidip bu rezilliği gördükten sonra o misafirlerimi aldım. Yanımızda da AK Parti İlçe Başkanı İsmail Sümer vardı. İsmail Sümer eğer yani iktidar partisi olduğu için belediye de kendilerindedir. Biz Gölbaşı'na gittik. Gölbaşı'nda da yine AK Parti İlçe Başkanı Sayın Hakan Toydaş'ı misafiriz ki ben ilk defa Hakan Bey'in misafiri oldum. Bugüne kadar da Hakan Bey'le bir Ankara'da bir yerde bir denk gelmiştik. Onun dışında ne oturmuşum ne bir geçmişim var. Hakan Bey bize Gölbaşı'nın, o gölün orada nezih bir ortamda misafirlerimizi ağırladı. Şimdi Besni AK Parti de belediye, Gölbaşı muhalefette, Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Şimdi Cumhuriyet Halk Partili bir belediyenin temizliğiyle iktidar partisinin arasındaki farkı kıyasladığımızda ki misafirlerimiz hepsi utanç duydu. Yani böyle bir rezillik olamaz dedi. O da AK Parti'nin ilçe başkanı, o da AK Parti'nin belediye başkanı. Şimdi biz bu gerçekleri ayırt edeceğiz ki insanlar verilen değeri bilmek zorundadır. Ben Hakan Toydaş Bey'e burada teşekkür ediyorum. Ama ben Sayın Mehmet Emre'nin Besni'yi
su gözünü bu hale düşürdüğü için de bir Adıyamanlı olarak misafirlerimden dolayı utanç duyuyorum diyorum. Ve bunu da AK Parti ilçe başkanıyla beraber yaşadık, bu rezilliği, bu sıkıntıyı. Benim demek istediğim bu. Gazeteciler bunları konuşmak zorunda. Ben Mercan TV olarak bugüne kadar siz dahil hangi programcım burada konuk aldı da biz bu konuğa bu soruyu sormayın dediniz. Daha önce şu anda ben hep espri yaparım. Mustafa Aloğlu Küren vardı. Şimdi Laloğlu diyorum kendisine, canlı yayında da aynen söyleyeyim. Evet. Mehmet Metiner vekilimizi yayına aldı. Şu çok meşhur cuma hütbesini Mercan Tüyü'nün stüdyolarında sordu. Ve Türkiye gündemine düştü ve halen de söylenilir. Şimdi siz bu soruları sorduğunuzda insanlar sizin sorduğunuz soruya, yaptığınız yayına itibar eder. Gerçeklerle yüzleşir. Ama biz bu çöplüğü görüp ya su gözünü çok iyi götürdü dersek, Besni Belediyesi çok iyi çalışıyor dersek, halkın %80'inin bir ay 30 gündür 30 günde 3 defa görmediği belediye başkanı memleketin sahibidir dediğimizde biz kendimizi yalanlamış oluyoruz. Besni halkının gözünde Mercan TV'nin de programcılarının da 200'de olduğunu ve bunların nedenini sorgulama zamanının geldiğini konuşmak zorundayız. Benim demek istediğim o. Ben biraz önce şimdi tabii ben de söyleyeyim. Sizin için demedim ama ben anlıyorum. Biz gazetecilerin görevi bu. Şimdi gazeteci, siz oraya gittiniz, orayı gördünüz diye bunu çektiniz. Aynen. Görmesem çekmezdim. Çekmez. Bir vatandaşın da görevleri var. Kendine özgü görevleri var. Vatandaş da burayı çekip size gönderebilir. Ama vatandaş gerçeği diyor ki, yansıtıyorsa siz bunu yayınlıyorsunuz. Şimdi ben program başında dedim ki iki haftada vatandaşın biri cezaevinde yatmış gelmiş birinin verdiği beyanları biz Mercan TV olarak yayınlayamadık. Niye yayınlayamadık? Bizim adetimize, örfümüze, yapımıza terstir dedik. Ama o insan haklı olarak dedi ki siz hangi siyasetçiden, ismi geçen siyasetçilerden gittiniz, ne talep ettiniz? Bakın. Şimdi insanların artık kafasında bu var. Niye? Siyaseten lavaboya gitseniz bile diyorlar ki lan bundan ne alıyorlar, ne veriyorlar. Bizim anlatmak istediğimiz bu. Şimdi biz sizinle bir önceki programı yaptığımızda bazı konuları konuştuk. Tütünü konuştuk işte. Karayollarını söyledik. İnsanlar ne dedi? Gerçekleri söyleyebiliyorlar dedi. Bugün yani belki yarın Mercan TV'ye ceza gelecek. Belki sıkıntı yaşayacağız. Sorumluluğu bende. Ben Mercan TV aldığım gün 2012'ydi. 10 senedir, 11. senedir Mercan TV bizde. Hiçbir zaman hiçbir programcımıza bu konuda bu bizim kırmızı çizgimizdir. Bu siyasiyle ilgili bunu yapmayın, bu belediyeyle ilgili bunu yapmayın demedik, demeyiz. Evet. Ama biz gerçekleri ne zaman sorgularsak, üstüne basa basa bu cümleyi kullanıyorum, o zaman bu memleket kalkınır. O zaman biz çarşıda yürüdüğümüzde insanlar bunun değerini bilir. Pandemi zamanı bir örnek vereyim. Baykan Bey'in ne kadar tanındığını. Biz arkadaşlarla gece 11'de televizyondan çıktık. Çarşıda yürüyüş yapıyoruz. Ekip arabası bizi durdurdu haklı olarak. Dedi ki hayırdır arkadaşlar, dedi, sokağa çıkma yasağı var. Biz de gazeteciyiz dedik. Basın kartımı istedi. Verdim. Hangi kurum? Mercan dedim ama Mercan TV'nin sahibiyim demedim o esnada. Dedi ki Baykan Bey'i tanıyor musunuz dedi. İyi tanırım dedim. Bizim patronumuzdur dedim. Arkadaş bir şey demedi. Kartımızı geri verdi. Selam söyleyin dedi. Şimdi Baykan Bey, Mercan TV budur. Gecenin 11'inde bizi durduran ekip arabası Baykan Sarıkaya'yı tanıyorsa Mercan TV'de, bu iyi bir şey. Ama Baykan Sarıkaya'nın buraya aldığı konukları, Abdullah Aslan'ın buraya aldığı konukları sorguladığında dediğimizde gerçekleri anlatmak istiyoruz. Şimdi biz bu gerçekleri söylediğimizde, yani yatırım yapanın hakkını verdiğinizde onlar da onur olur. Ondan sonraki süreçte daha çok emek verirler. Ama yapılmayan yanları da yapılmış gibi gösterdiğimizde, sizin biraz önce dediğiniz gibi 3 tane günlük gazete var. İHA'nın abonesiyiz, Peren'in abonesiyiz. Gelen haberleri al yapıştır kopyalı olarak yapıyoruz. Ondan sonra adam diyor ki ben bir gazete okuduysam 3'ünü aynı okumuş oluyorum. Niye? Biz gerçekleri yazdığımızda ya muhalefetin, milletvekilinin haberini yapıyoruz diye sorgulanıyoruz bu memlekette. Sayın Başkanım, Baykan abi müsaade var değil mi? Tabii. Çünkü o haber için biraz konuşmam lazım. Ben programın şu an sorumlusu benim. Moderatörü de benim şu an. Şimdi önce Mercan TV ailesinden, bizi izleyenlerden herkesten özür diliyoruz. Bu çirkin görüntüleri kendisine izletmek zorunda kaldığımız için. O Besni Belediye Başkanı'nı şiddetle kınıyoruz. AK Parti İl Başkanı'nı görev adat ediyorum ve bütün vekilleri. Ya bu şekilde bir rezalet, bir kepazelik olmaz. Ya bu insanların gidip piknik yaptığı bir yer Baykan abi.
ben belediye başkanım deyip, sayın başkanım dediği gibi, orayı terk-i mekan eyleyip, oradan çıkıp gidip, orayı tinercilerin yuvasına dönmüş. Pislik yuvası vardı. Abdurrahim Bey, şunu da söyleyeyim. Yani kabul edilir bir şey değil. Şeyi de kabul edelim. Evet. Biraz burada vatandaşa da görev düşüyor. Vatandaş da vatandaşlık görevini bilmeli. Ne yapmalı abi? Şimdi orada eğer gitmiş belediye yapmışsa, bak ben... Belediye onu pisletmemiş. Bak, ben belediye orada temiz tutmak zorunda. Elbette temiz tutmak zorunda. Görevi o. Şimdi o vatandaş çöplerini yere atmaması lazım, çöplere atması lazım. Çok özür diliyorum. Yayın odasından bir daha rica edeyim. Sezai'den rica ediyoruz. Şimdi o çöp kutularının, olduğu yeri göstersin. Çöpler dolmuş. Çöpleri 6 gün boyunca almamış. Cumartesi işte, almamışsa bunun suçudur. Tamam, şimdi vatandaşa da işte. Vatandaşın da kendi görevlerini bilmesi lazım. Mesire yerlerine herkes gidiyor. Herkes pisliğini atarsa sokağa ortaya, sen oranın altından çıkamazsın. Şimdi orada tahtalar kırılmış. Değil mi? Evet, evet. Yani onu da belediyenin her ne kadar kim kırmışsa da bunu yapması gerekiyor. Şehir merkezinde bazı parkları görüyoruz. Evet. Ya giden, oraya giden, eğlenmeye giden, oturmaya giden gençler, çocuklar, aileler ya çeyreğini yiyor ki atıyor oraya. Ya niye böyle dediğinde diyor ki ben, bu da benim hobim. Ben bu çeyreği buraya atmaktan zevk alıyorum. Baykan abi. Baykan şimdi abi. Katılıyorum. Baykan abi dolmuş. Ya, ben insaf. Ben bu, sana en insaf diyorum. Abi, bak, ben buraya bir şey demiyorum. Ben buraya bir şey demiyorum. Ben vatandaşla ilgili de söylüyorum. Yani vatandaş da görev ya bilmeli. Muhakkak biz çevremizi temiz tutacağız. Bu bizim sen görevimiz şimdi, ama. Bir yere çöpünü koyarsan, o yeri koyarsa kaldırmazsa ne olur? Bu da doğru değil. Abi, belediyenin görevi. Bak Baykan Bey. Bak, genel başkan Mehmet Ali Dim. Küresel Gazeteciler Konseyi'nin genel başkanı. Evet. Dolup taşmış Baykan kendisi abi. Kendisi utanç duyduğu için kendisi oranın önünde o pozu verdi. Bugün Alanya'dan gelen, bugün Edirne'den, Çorum'dan, Trabzon'dan, Aydın'dan, Tokat'tan gelen tüm belediye cemiyet başkanlarımız bu rezilliği gördüğünde kendilerinden de utandılar, bizden de utandılar. Biz şunu söylemek istiyoruz. Belediyenin asli görevi neyse görevini yapsın. Bu belediye sadece yandaşlarına peşkeş çekmek değildir. Bugün AK Parti Besni Belediye Başkanı, bugün AK Parti ilçe başkanının görevden alınması için her türlü iş ve işleyişi yapıyor. Bu bizim sorunumuz değil. Ama biz basın olarak şunu sorgulayabiliriz. Gerçekleri söyleyebiliriz. Yani ilçe başkanıyla belediye başkanı arasında şahsi hesaplaşma mı var? Çıkarlarım var. Niye? Besni'yi biz 15 sene önce, ben 2006 yılında benim Besni'de sürücü kursum vardı. 16 sene önce, 17 sene önce. Biz Besni'ye gittiğimizde gergerliyiz diye bizi dışlarlardı. Biz otururduk yemek yemeye. Biz onların yemek şekline hasrettik. Niye? Çünkü o kadar kendilerini geliştirmişlerdi. Gerçeği söylüyoruz yani. Oturma şekleri, konuşma şey. Biz birbirimizle lavaboyla konuşurken onlar beyefendi diye hitap ederdi, sayın diye hitap ederdi, hanımefendi diye hitap ederdi. Bugün Adıyaman'ın en örnek ilçesini Mehmet Emre veya oradaki siyasiler kendi egolarını tatmin etmek için, kendi geleceklerini sağlama almak için bunu yapıyorlarsa bu memlekete yapılan en büyük ihanettir. Besni'de bu şekil siyasetten birbiriyle uğraşıyorlar, Kağıtta'da kasetle uğraşıyorlar. Aynen. Şimdi olay hepsinin sahipleri var, ağababaları var, patronları var, uzaktan kumandayla siyasetçilere yön veriliyor. Bugün bir ilçeye bu kadar ihanet edilemez. Başkan, şimdi ben katılıyorum yani birbirlerine uğraşmak biz yerine vatandaşın abi. Elbette. Yani ben gazeteci olarak burada vatandaşın sorunları var. Vatandaş perişan, vatandaş aç. Vatandaş işte sen biraz önce dedin ki ben bu kadar yakıt alamıyorum dedin. Çocuğuna para veremiyor. İntiharlar var, şunlar var, bunlar var. Yani dediğin çok gibi ben katılıyorum size. Sıkıntılar çok. Şimdi ama bunlar kendi işlerinde bu tür pis şeylerle uğraşacağına, bu vatandaşın nasıl rahat edebileceğini, yarın bunların bu vatandaşın karşısında nasıl çıkıp oy isteyebileceği yüzleri olmalı. Ya şimdi Besni Belediye Başkanı yarın seçim olsa hangi yüzde vatandaşın işte karşısına çıkacak? Şimdi, merak ediyorum. Şimdi pisliği, Türkiye'de Besni ile ilgili bu haber çıktı. Küresel Gazeteci Konseyi'nin genel başkanı. Merak ediyorum. Hiç utanmıyorum şu an. Niye bu adam hiç utanmıyor? Şimdi biz bunu gruptan paylaştık. Evet. Şimdi ben Besni'nin o kadar güzel yerleri dururken Besni'nin tavasını biz arkadaşlara ikram ettiler. Sayın İsmail Sümer Soy'dan doğru. Çiko Birliği'nin başkanı Şahin Sümer ev sahipliği yaptı. İşte eski camiye götürdüler. Kurşunlu cami vardı. Eski kaleye götürdüler. Buraları gezip su gözüne de gidip bir oturup çay içelim. Size daha kötü bir şey söyleyeyim. Su gözünde çay içilecek çay ocağı yok. Büfe yok. Su gözünde siz şu anda ailenizle gidin, kendiniz çaydanlığınızı götürdüyseniz var. Çay ocağı yok. Niye?
Çünkü ufukları sadece kendi ceplerine ve yandaşlarına o belediyeyi ve yanındakiler nasıl peşkeş çekecekleri. Evet. İlla bu cümleyi söyleyeceksen mevzulant yani. Mahkemede vereceklerse versinler. Evet. Yazık günah yani. Bak, bu vatandaşa hakarettir. İşte gazeteci bunu sorgulamak zorunda. Sayın Baykan Sarıkaya. Katılıyorum. Gecenin 11'inde bana Mercan TV'de Baykan Sarıkaya'yı soran arkadaşlar burada Baykan Sarıkaya'yı izlerken İbrahim Aslan'a ya gazetecilikle ilgili siz burada gazetecilik yapıyorsunuz. Siz siyasileri, atanmışları, yapılmayanları, verilen sözleri niye sorgulamadınız diye Mercan'da sorgulayın ki ana haberi. Ben ana haberle ilgili tüm sorumluluğu demek, alır, cevabını veririm. Eksiğim demek var. Demek biz de sorgulamışız diye bizi gecenin 11'inde size sormuşlar. İşte. Bu ben da, sizi tebrik yani ediyorum. Yani o da buna, buna sen, beni sana mı sordun mübarek? Bu televizyon sahibi. Yahu bu. Sen benim hayır, ya, bura sen yani. Bu işte. İyi bir şey. Şimdi, yani bu çok güzel bir şey. Kağıtta'da biz Abdullah Bey'le beraber, bu ara ben Kağıtta'dayım. Günlük gidip geliyorum başka bir meseleden. Şimdi Kağıtta'da örneğin Abdullah Bey'i görenler diyor ki Abdullah Bey biz sizi takdir ediyoruz. Niye? İçinizden geçeni soruyorsunuz, söylüyorsunuz. Ama ben Abdullah Bey'e de espri yaparım. Abdullah Bey siz bana göre daha tam olarak bu sorunları sormuyorsunuz, söylemiyorsunuz. Evet. Niye sormuyorsunuz? Çünkü aldığımız konukları biz nezaket çerçevesinde olan hukukumuza istinaden soramıyoruz, incitemiyoruz veya incinirler, üzülürler diye bunu konuşamıyoruz. Evet. Bakın biz bunu konuştuğumuz bunu kabul ediyorsun değil mi? Tabii. Ben bunu başta söyledim zaten. Ben Mercan TV olarak tarafsız değilim dedim. Objektif değilim dedim. Gerçekleri söyleyemiyoruz dedim. Ben şu andaki bu konuşmayı yaptım diye yarın bana sorulacak veya ima edilecek konuları söylüyor. Şimdi diyecekler ki milletvekili aday mısın? Değilim dedim. Kestim attım. Ha, hiçbir şey gücüm yetmez. Ailemden illa bir aday olur. Yine gider arkasında çalışırım. Onda sıkıntı yok. Ama biz gazeteciler olarak bugün hapis cezası bir yılla üç yıl arası bir hapis cezası süreci var. Biz aldığımız ilanları bölünme ihtimali var. Gazetelerimizin kapanma ihtimali var. Biz hala devletin Hazine ve Maliye Bakanı'nın dolarla iş yapmayın dediği bir ülkede dolar kuruyla uydu parasını TÜRSAT'a devlete ödüyorsak ve bunları konuşamıyorsak biz burada oturamayız. Elbette. Kendi hakkını savunamayan insanlar halkının veya başında olduğu kurumların hakkını savunamazsa insanların hakkını nasıl savunacak? Şimdi bunun için bunları konuşmak zorundayız. Şimdi Abdullah Bey'e döneyim. Ona şu cümleyi vereyim. Evet. Sezai Bey artık çok rahatsız oldu. Bize ekranı karartıyor. Allah'tan Rütük karartmadı. Evet. Söz bende mi? Siz sorumu soracaksınız. Ben soru soracaktım. Kağıtta'ya döneyim. Abdullah Bey Kağıtta'dan geldiği için çok fazla Adıyaman'a dokundurmadım ama buyurun. Evet. Bir de Kağıtta'dan gelen sorular var. Özellikle bu aynı şekildeki Cendere Köprü'müz var tarihi. Evet. Orada bir HES var malumunuz. O HES'in kapakları bazen haber verilmeden bilinçsiz bir şekilde açılıyormuş. Bu arada birkaç vatandaşımız boğulmuş hatta. Boğulma tehlikesi geçirenler de var. Bir de orada çöp yığınları çokmuş Cendere Köprüsü'nde. Burada yetkililere de bunu bildirelim başkanım. Şimdi son bir dakikamız. Biz herhalde 7 dakikamız var. 7 dakikamız var. Biz ikinci ya o kadarına iyi hesaplamışım. Yani şimdi bize de Eriçay var. Sen şimdi Eriçay'ın oradan geçerken gece evet. Organize sanayi bölgesinden gelen atıklar vatandaşı rahatsız ediyormuş. Biz bir de onu da söyleyelim yani. Şimdi İbrahim Başkan da söylemiyoruz diyorsunuz ama Baykan abi her şeyi söyleyeceğiz. Arka taraflarda oturan vatandaşlar diyor gece yatamıyoruz diyorlar. Yani burayla ilgili de bir problem var. Biz oradan söylemiş olalım. Yani orayla ilgili başkanım program bir saatte mi yapacağız? Olur da. Çünkü siyasi partilere girmedik. Deva Partisi falan hiçbirini konuşmadık. Olur sıkıntı yok. Yani herhalde sabaha kadar yap. Yok yok bir saatte yapacağız. Çünkü artık yayındayız. Tam istediğimiz gibi konuşamadık yani. Daha ne yapar bu var ki? Yani istediğin Allah böyle yani devirdin. Ondan sonra yükselttin, indirdin, bilmem patate at fırlattın, milletin arasına aldın. Kimi? Yani ben gibi bir kaliban girdi aranıza. Ben araya gireyim. İki tane aslan arasına girmişim. Ben araya gireyim. İki tane aslan arasına girmişim. Evet. Desin ki ben geneye girmişim kardeşim. Yok yok iyisin Baykan abi çok iyisin. Ben tebrik ediyorum ben seni. Ben araya gireyim. Buyurun. Baykan Bey'in bu organize ile ilgili dediği konuda kendisini tebrik ediyorum. Şimdi oraya bir kere iki önceki belediye başkanının Gülbeyaz konutlarına ruhsat vermesi kadar yanlış bir şey yoktu. Şimdi önce biz onu sorgulayacağız. Bir belediye başkanı
katı atığın olduğu yere nasıl bu ruhsatı verir? Orada hangi hesaplar vardı, hangi çıkarlar vardı? Bunun sorgulanması gerekiyor. İkincisi, organize sanayinin katı atığı var, çalışıyor. Ve orada Çevre Şehircilik Müdürlüğü'nün almış olduğu tüm numuneler temiz çıkıyor. Niye temiz çıktığını da başkan detayını çok iyi bilir. O konuda ben Kadir Çelenk Başkan'ı çok zeki biridir. Kendisini de tebrik ediyorum. Bu memleketin tüm patronlarını idare edebilen 3 dönemdeki tek adamdır. Çünkü organize sanayideki yatırımcılarımız, iş adamlarımız bugüne kadar Adıyaman'ın kalkınması noktasında organize dışında hiçbir yerde yan yana gelmediler ve bunların hepsinin şu anda başkanlığını yapıyor. Hepsini de çok iyi bir şekilde orayı bu süreçte götürüyor. Şimdi Başkanım, ben hemen bir araya gireyim mi? Necip Başkan arıyor. Necip Başkan Bey haklı olarak bir önceki belediye başkanı, evet. Necip Başkan'dı. Necip Büyükaslan. Yani evet. Kendisi söyleyeceklerini de aynı şekilde biz yayına veririz. Sorun yok o konuda. Ama organizede bazı fabrikaların katı atık tesislerini çalıştırmadığı iddia ediliyor. Şimdi katı atık tesisleri çalışmıyorsa bunun maliyeti vardır vesairesi vardır. Bunların sorgulanması gerekiyor. İşte gazetecilik budur. İşte siz buraya Kadir Çelenk Başkan'ı alıp bunu sorduğunuzda ki Kadir Başkan çok sizin konuğunuz oldu. Evet. Ama siz bu detaylara inmediniz. Şimdi siz bunu bana sordunuz. Haklı olarak Abdullah Bey'e sordunuz. Abdullah Bey kahtadadır. Adıyaman organizenin doğru dürüst yolunu bilmez. Yani. Ben Adıyaman organizenin yolunu çok bilirim. Gider gelirim ama sonuçta buradaki muhatabınız ya Kadir Çelenk Başkan olacak ya Adıyaman organizede fabrikaları olan arkadaşlar olacak, iş adamları olacak. Bu memlekete katkı sunanlar olacak ki konunun muhatabının cevabını net alasın. Başkan, Mercan TV'nin genel yayın yönetmeni, genel müdürü işte sahibi olan aslında öyle bir program hazırlamalısınız ki burada gazeteciler otursun. Adıyaman'ın neyi var neyi yok. Baştan girsin. Ama hiçbir şey gözetmeden. Milletvekili, ondan sonra il başkanı, ilçe başkanı, muhalefet, ana muhalefet, devlet daireleri, tarım, neyse hepsini girsin konuşsun. Böyle bir programda düzenleyemez misiniz? Bir teklif edelim. Böyle bir şey mümkün mü? Yani bize uyar, bizde sıkıntı yok. Abdullah Bey de burada. Bizde evet. Diğer programcı arkadaşlar Mustafa İlik var, bir de evet. Nazım Keleş var. Evet. Siyaseten söylüyorum. Diğerleri normal gündemle ilgili, müzikle ilgili, sporla ilgili. Sporla ilgili evet. Vesaire. Yani bilmiyorum, Kokoran'da bu tarafa yani artık geçebilir misin, geçemez misin? O zaman ben bildiğim kadarıyla pazar günü yayınlarımız Ankara'daki paket evet. Programlar veriliyordu. Derseniz pazar günü saat 22'de siz Abdullah Bey, Mustafa İlik Bey'e de rica ederiz. Nazım Bey'e de rica ederiz. Dördünüz. Bu pazar itibariyle de başlayın diyorum. Bu sormak isteyip de sormadığınız, düşünmek isteyip de söyleyemediğiniz diyeyim ya da söylemediğiniz diyeyim. Ama Mustafa, her şeyi... Mustafa İlik'i de burada hiç dile getirmedik. Mesela Konuş Adıyaman şeklinde yani adında bir programı da var. Bunlarla ilgili Mustafa İlik her programda dile getiriyor. Tamam getiriyor, getirmiyor evet, demiyoruz. Getiriyor yani. Biz getirmiyoruz şimdi, değil mi? O yüzden de Mustafa İlik'le Nazım Keleş'le olsun dile getiriyoruz ki yani. Şimdi, siz bu dedikleriniz boyutunda Mercan TV olarak ben yönetim olarak bu 4 tane arkadaşa istediği her şeye söylemlerinin hepsine varım. Hiçbir sorun yok. Tüm sorumluluğu bende. Yeter ki siz bu yayına çıkın. Evet. Yayın odasına da söyleyeyim. Pazar günü saat 22-24 arasındaki yayını da burada canlı yayında da belirteyim. Bu pazar itibariyle yayına başlayabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Sayın İlik sıkıntı yok. Ben bu benim kabulümdür. Zaten istediğim bir şeydi hep. Sürekli diyordum ki Baykan abi, ya ben program yönetmek değil de konuşmak istiyorum zaten. Diyordum. Talebim çok güzel. Ben sevindim bu olayı. Başkanım, şimdi uzatalım mı? Nasıl yapalım? Tercih sizin. Uzatabiliriz. Baykan Bey müsaade ederse. Hayır, ben moderatör sizim. İster mi? Zaten beni mengeneye koydunuz siz. Evet. Müsaade ederse. Ben de seni söyledim. Ben bir an önce kurtulmak istiyorum. Şimdi Sezai Bey'den bir 10 dakika rica etsek bize yeterli. Olur. Yani fazla uzatmaya gerek yok. Devam edebilirsin. Sıkıntı yok. Yani ama 10 dakika, hayır reklam saati. Girelim mi? Eğer reklam, bakın, reklama şimdi girmezsek program 11.50'ye kadar devam edecek. O zaman reklam girelim. Sorun yok. Sen program yeter, ne yapacaksın sen şimdi? Konuşmadığımız konular var ama. Her şeyi şimdi mi konuşacaksın? Mübarek zaten her hafta program var. Beni bir daha bulamazsın, ben bir daha gelmem. Yok, bu da sınav. Yalamış ki.
İbrahim Başkan'ı yakalamış. Senin bugün şey kafanı kim bozmuşsa, kimin? Sana kim böyle bam teline basmışsa. Kimin? İbrahim Bey'in. Kimse yani, Allah basmadı. Valla birileri kafanı bozmuş. Yok ciddi söylüyorum. Kahtada Mustafa mı bozdu? Efendim, yani biri kafanı bozmuş. O zaman yayın odasına rica edelim, ya reklam arasına girsinler. 10 dakika sonra tekrar devam ederiz. Tamam. 10 dakika sonra tekrar karşınızda olacağız. Başkan'a da cevap verelim. Hayırlı akşamlar. Onun cevabını da yayınlayalım.